beni Twitter'dan takip ediyorsanız elimdeki bütün Bitcoin'leri ve kriptoları sattığımı da biliyorsunuzdur. 30 bin dolarlardan itibaren yavaş yavaş satmaya başladım. Şu anda elimde hiç Bitcoin yok. Bunun sebebi de temelde BlackRock meselesine Bitcoin pazarının yaklaşımıydı. Ben BlackRock'ın Bitcoin için iyi olmayacağını düşünüyorum uzun vadede. Fakat kısa vadede şu anda önümüzde bir fırsat var gibi gözüküyor. O da mutlaka bir spot ETF onayının geleceğine olan inancım. Bunun vadesini, zamanlamasını kestirmek oldukça zor. Fakat bugün size Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son gelişmeleri, Bitcoin Spot ETF onayına ne kadar yaklaşmış olduğumuzu ve bundan en olumlu etkilenecek finansal varlık olan GBTC'den bahsedeceğim. Geçen hafta GBTC ile ilgili belki biliyorsunuz Amerika'da önemli bir mahkeme kararı da verildi. Önce GBTC nedir onun üzerine biraz duracağız. Neden Bitcoin'e göre bazı avantajları var onları anlatmaya çalışacağım. Sonra da kendi yatırım stratejimi sunacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle GBTC ne? Açılımı Grayscale Bitcoin Trust. Grayscale Amerikalı bir yatırım firması. Kripto pazarına ağırlıklı olarak yatırım yapıyor. Başka bazı fonları da var. GBTC de bu fonlardan bir tanesi ve kapalı uçlu bir fon. 600 binin üzerinde Bitcoin taşıyor bünyesinde. Bu Bitcoin'leri satın alabilmek için zamanında bir kağıt ihraç etti. Belli bir adette. Hisse senedi diyelim ona. Benzetmesi kolay olsun diye. GBTC hisse senedi. Ve buradan topladığı parayla gitti işte bu 600 bin üzerinde Bitcoin'i aldı. Ve onları bir kasaya adeta kilitledi. Bir ara Grayscale'in batma tehlikeleri vardı başka bazı yatırımlardan dolayı ama onlar şu anda yatışmışa benziyor. Bu bünyesindeki Bitcoin'lerin bugün itibariyle değerinde 16 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor Grayscale Bitcoin Trust. Son 12 ayda %33'lük bir yükseliş var değerde ve kurulduğundan beri de GBTC'nin performansı oldukça iyi tabii. %16.400'lük artış var. Neye bağlı tabii bu? Bitcoin fiyatındaki artışa bağlı. Bu Grayscale kapalı uçlu bir fon olmaktan ETF'e dönüşmek istiyor. Kapalı uçlu fonlarla ETF'lerin temel farkı fiyatlarını koruma stratejileri. GBTC bu 600 bin üzerinde Bitcoin'i satın alabilmek için bir dönem gitti bir kağıt ihraç etti. Hisse senedi dedik ona demin hatırlıyorsanız. Bunun adedini değiştiremiyor. Sabit o. Bundan dolayı o kağıt o gün pazarda satış yerse ki tıpkı hisse senetleri gibi işlem görüyor bu. GBTC'nin değeri düşüyor. Buna karşın o kağıt pazarda talep görürse GBTC'nin değeri artıyor. Ve bazen bu düşüş ve artışlar bünyesinde tuttuğu Bitcoin'in toplam değeriyle fark yaratabiliyor. Ne demek istiyorum? GBTC fonunun hissesinin değeri 18.6 dolar şu anda. Oysa bünyesindeki bütün Bitcoin'leri satsaydı 600 bin Bitcoin'ü ve buradan elde ettiği parayla hisse senedi sahiplerine parasını ödeseydi hisse başına 23.1 dolar öderdi. İşte bu aradaki farka NAV farkı diyoruz. Net Asset Value veya net varlık değeri farkı. Tekrar özetlemem gerekirse bugün Grayscale bütün Bitcoin'lerini satabilse aslında hisse başı 23.1 dolar değere sahip olması lazım. Oysa Grayscale'in değeri 18.6 dolar civarında hisse başına. Eğer bir ETF olsaydı ne yapacaktı? Piyasadan hisse senetleri bir bölümünü geri toplayacaktı. Buna redemption diyoruz. Böylece fiyatının bünyesindeki Bitcoin'lerle paralel olmasını sağlayacaktı. Veya tam tersi, diyelim ki GBTC'ye çok büyük talep geldi ki geçmiş dönemde bu olmuştu. GBTC fonunun değeri bünyesindeki Bitcoin'in üstüne çıkmıştı. Buna da pozitif NAV denir. Öyle dönemlerde de yeniden hisse ihracı yaparak fiyatı dengelemesi gerekiyor. Bu neden çok önemli? Çeşitli sebeplerden dolayı Bitcoin'in kendisine yatırım yapmak yerine Grayscale gibi bir fona yatırım yapan insanlar fiyatın Bitcoin'den farklı dalgalanmasını istemiyorlar. Çünkü düşünecek olursanız geçen yıldan bu yana GBTC yatırımda olanlar Bitcoin'den daha kötü performans gösterdiler. O zaman niye buraya gelsinler? İşte GBTC bundan dolayı bir ETF başvurusunda bulundu. Biliyorsunuz GBTC tek başına değil bu konuda. Çok sayıda başvuru var ETF olmak konusunda. Fakat Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu SEC Grayscale'i reddetti. Buradan sonrası çok enteresan. Grayscale reddedildikten sonra kaderine razı olmadı. Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'nu mahkemeye verdi. Ve çok da haklı bir gerekçeyle verdiler. Dediler ki ya ey Sermaye Piyasası Kurulu, ey Bay Gensler, sen daha evvel Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli opsiyon piyasasında kaldıraçlı işlemlerle Bitcoin alıp satan bir fona izin verdin.
Adı Bitly'dir onun. Ve onu bir ETF olarak tanıdın. Ya biz bunu spot alıp satıyoruz. Neden ona izin veriyorsun, bize izin vermiyorsun? Çünkü sermaye piyasası kurunun Grayscale'i red etme sebebi Bitcoin fiyatı aşırı dalgalanıyor. Biz buna hakim olamayız, yatırımcılarımızı korumak istiyoruz diyordu. Ama Grayscale diyor ki ya arkadaş, ben spot ETF'i alıp hazineme koyuyorum. Öbürü ise vadeli opsiyon, çok daha riskli. Ona izin verip bana nasıl izin vermezsin diye mahkemeye taşıdılar. Ve geçen hafta mahkeme beklendiği üzere oy birliğiyle Grayscale lehine karar verdi. Bunun üzerine biliyorsunuz Bitcoin bir yukarı doğru 30 bin lira doğru hareketlendi. Fakat sonra tekrar sömürlenme başladı. Neden? Çünkü sermaye piyasası kurulunun elinde tabii başka araçlar da var. Yani mahkemede yenildi diye hemen kaderini kabullenip Grayscale'e ETF izni vermeyeceği anlaşıldı. Hatta o hafta yine BlackRock ETF gibi bazı ETF'lerde red yiyince, daha doğrusu erteleme yiyince, burası çok önemli, borsada Bitcoin tekrar düşmeye başladı. Şimdi Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu ne yapabilir? Çünkü mahkemeyi kaybetti. Grayscale'de zaten Sermaye Piyasası Kurulu'na diyor ki gel toplanalım, ne yapacağımıza beraber karar veririm. Çünkü mahkemeyi kaybettin, kabul etmek zorundasın benim Bitcoin başvurumu. O kadar kolay değil ama, çünkü Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'nun elinde hala bazı opsiyonlar var. En sert opsiyon, daha evvel izin verdiği vadeli opsiyon Bitcoin'i Bitly'yi de yasaklaması ve buna olan desteğimi çekiyorum demesi. Düşük bir ihtimal bu, çünkü çok sayıda yatırımcı var orada, onlar çok mağdur olurlar. Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'na davalar açabilir ama eğer çok inatlaşılacaksa bunu yapabilir. Tarihte pek örneği yok daha evvel izin verdiği bir varlığı sonradan yasaklaması, ama bu imkan dahilini. Birinci ihtimal bu, bunu oldukça düşük ihtimal görüyoruz. İkinci ihtimal, davayı bir üst mahkemeye taşıyabilir. Fakat Amerika kanunlarında bir davanın bir üst mahkemeye taşınması için davalının yeni bir takım gerekçeler ortaya koyması lazım. Davaki gerekçeleri çürütüldü, üstelik de oy birliğiyle 3 hakimin 3'ü birden Grayscale'e oy verdiler. Bu durumda ne diyebilir yeni Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu? Hiç bilmiyorum açıkçası, çünkü ellerinde Bitly gibi bir vadeli opsiyon Bitcoin sorunu var ve Grayscale buradan saldırıyor da saldırıyor SPK'ya, direnmeleri çok çok zor. Ama bir ihtimal var tabii, her zaman hukuk karmaşık bir şey. Gençler eminim şu anda bu meseleye kafa yoruyor ve bir yerlerden belki bir üst mahkemeye meseleyi taşıma fırsatı bulmaya çalışacaklar. Sermaye piyasasının kurulunun yapabileceği üçüncü şey de zamanı oynamak. Yani en azından şu seçimlere kadar kapağı atmak. Nitekim öyle yapıyorlar. Sürekli gelen Bitcoin spot ETF başvurularını erteliyorlar. Nereye kadar erteleyebilirler? Daha 2024'e kadar erteleyebilirler. Geçen hafta son başvuru, 6 başvuru birden vardı orada. Fidelity, ARK Invest, BlackRock gibi büyük şirketlerin ETF başvurularını yine erteledi. Bu ertelemeleri nereye kadar götürebilir? Açıkçası orada regülasyon beni aşıyor. Tam da bilmiyorum ama bu bir çıkmaz sokak. Çünkü eninde sonunda ne olacak? Diğer başvuru yapan şirketler de Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu mahkemeye verecekler. Mahkemeye verip mahkemelerde de sürekli kaybettikçe mecburen Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu Bitcoin Spot ETF'ini onaylayacak. Ne demek istiyorum uzun lafın kısası? Bitcoin Spot ETF'inin onaylanmama ihtimali bu son mahkeme kararıyla büyük oranda ortadan kalkmış durumda. Şimdi tek mesele zamanlama. Yani ben Sermaye Piyasası Kurulu'nun ne üst mahkemeye gideceğini düşünüyorum, ne de geçmişe dönük bir karar alıp vadeli opsiyon ETF'lerini kapatacağına inanıyorum. Bunların ikisi de bu devlet kurumunu zedeleyecektir. Eğer meclisten yepyeni bir regülasyon gelmezse Sermaye Piyasası Kurulu sıkışmış durumda. Ama bu sıkışma ne zaman bir meyveye dönüşür bilmek zor. Okey, buraya kadarından bir hemfikir olalım. Ayrıca Bitcoin'in başına başka dertler de var. Binance mesela çok büyük bir sorun. Çok tehlike görüyorum Binance'de. Ve Binance işi netleşmeden Bitcoin'in büyük bir rally yapmasını beklemiyoruz. Ama spot Bitcoin ETF onayı geldiğinde mutlaka Bitcoin biraz yukarı doğru gidecektir. Bir de biliyorsunuz halving'e doğru çok yaklaşıyoruz. Halving'e yaklaşırken Bitcoin genelde yukarıya doğru gider. Peki bu çerçevede Bitcoin mi almak daha iyi, GBTC mi almak daha iyi? Burası önemli bir soru. GBTC'nin şöyle bir avantajı var. Bitcoin ETF'i onaylandığı anda şu aradaki fark ki burada görüyorsunuz %20'ye yakın fark var. Yani elinde tuttuğu Bitcoin'lerin değeriyle şirketin değeri arasında bu kapanacaktır. Peki böyle bir durumda Bitcoin almak mı daha iyi yoksa GBTC almak mı? Ben biraz GBTC taraftarıyım burada. Sebebi de şu, arada bir %20'lik arbitraj şansımız var. Yani Grayscale'in ETF onayı verildiği anda veya başka bir onay verildiği anda, aynısı Grayscale'de çünkü eninde sonunda yansıyacaktır. Ne yapacak? Bu fark kapanacak. Burada görüyorsunuz %20'lik bir fark var. Yani GBTC'nin hisse senedi değeri yukarı doğru %20'lik bir hata yapacaktır. Bitcoin'un değeri de yukarı doğru giderse onun üzerine getirdiğinizde çok güzel bal kaymak
bir yatırım fırsatı burada yatıyor diye düşünüyorum. Ama elbette bir risk daha var. Nedir o risk? Birincisi Bitcoin'e ne yapacağı belli olmuyor. Bitcoin aşağıya doğru gitmeye devam ederse GBTC'yi de aşağı doğru çeker. Yanardaki fark kapansa bile temeldeki varlığın fiyatı düşürüyorsa GBTC de geriye doğru gidecektir. İkincisi de Amerikan SPK'sının belki karanlık oyunları olabilir ve bu işi erteleyebilir, durdurabilir bilmiyorum. Veyahut da Amerikan devleti olaya müdahil hale gelebilir. Burada bir risk var ama risk getiri baktığımda sanki GBTC şu anda fena bir yatırım gibi gözükmüyor. Elbette yatırım tavsiyesi değil ve unutmayın Bitcoin fiyatına pek güvenmiyorum. Binance'de her an bir sorun bekliyorum, bunlar tamam. Ama eğer Bitcoin yatırımcısı olacaksanız bence Bitcoin yerine GBTC şu dönemde daha iyi fikir diye düşünüyorum. Çünkü bu aradaki %20'lik getiriden de yararlanma şansınız var. %20 az mı dolar bazında? Bence hiç az değil. Üstelik onay gelirse zaten Bitcoin değeri de yukarı gidiyor. O da size yansıyacak. O çerçevede Grayscale'i fena bulmuyorum. Tekrar söyleyeyim, elbette anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Grayscale'de de riskler var. Ayrıca Grayscale'de yıllık %2 bir de gider ödemesi var. Yani gittiğiniz diyelim 100 bin dolarlık Grayscale hissesi aldınız. Fiyat hiç inmedi çıkmadı. %2 sizden komisyon kesiyorlar. Böyle sevimsizlikleri de var. Ama yine de ilgi çekici bir yatırım alternatifi olduğunu düşünüyorum. Şu %20 hoşuma gidiyor. Ben ne yapacağım? Ben hemen buna yatırım yapmayacağım açıkçası. Zaten param da kalmadı. Her şeyimle şu anda yatırımlardayım. Ama düşünüyorum açıkçası. Bazı hisse senetlerimde çok yüksek karlarım var. Onların bir bölümünden belki bir parayı çıkartıp GBTC'ye aktarabilirim. Bitcoin'un teknik hareketine burada bakıyorum. Olan bitenleri biraz takip etmeye çalışıyorum. Henüz yatırımım yok. Olursa Twitter'da ilan edeceğim. Evet, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Mümkün olduğunca kapsamlı şekilde anlatmaya çalıştım. Her hafta YouTube katıl üyeleriyle yeni hisse senetlerini veya portföyümüzdeki hisse senetlerini bu şekilde değerlendiriyoruz. Nereye gidiyorlar, ne olacak diye. Henüz YouTube katıl üyesi olmadıysanız hemen gelin katılın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.